Tekrar merhaba, ben Buket Güler. Yeni güne devam ediyoruz. Bu üçüncü dilime başlarken bir muhabir arkadaşıma hemen sözü bırakacağım. O telefon attığımızda şimdi. Suat Salgın bizi bekliyor. Neyle ilgili? Balıkesir'in Ayvalık ilçesine fırtına vurmuştu. O görüntüleri az önce ekranlarınıza getirmiştik. Sezona hazırlanan onlarca tekne battı. Görüntüler de gelecek ekranlarınıza. Hemen bir sözü bırakayım arkadaşıma. Nedir durum? İyi yayınlar diliyorum. Sizin de demin anlattığınız gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saat 6 sıralarında başlayan şiddetli fırtına özellikle ilçe merkezi olmak üzere dünyaca ünlü Cunda Adası, dünyaca ünlü sarımsaklı plajlarının bulunduğu sarımsaklı mevki ve Altınova mahallelerinde çok ciddi hasarlar meydana getirdi. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kıyıya bağlı büyük gezi tekneleri Ayvalık'a gelen herkes bilirler. Onlarla gezilere falan giderler. Dolayısıyla o gezi teknelerinin pek çoğu kıyıya vurarak paramparça oldu ve çok ciddi maddi hasarlar oluştu bu gezi teknelerinde. Bununla birlikte sahil bandında bağlı olan birçok balıkçı teknesi parçalanarak battı ve ilçede birçok binanın çatıları uçtu sevgili Buket. Dolayısıyla da bu plastik, alüminyum alaşımlı olan o pen pozisyonundaki çatıların pek çoğunun yollarda olduğunu görebiliyoruz çok rahatlıkla. Tabii bunun yanı sıra da birçok evin pencere camlarının kırıldığına tanık olduk. Şimdi şiddetli fırtına nedeniyle çamlık mevki ve ağaçlık olan alanların pek çoğunda birçok ağaçlar yıkıldı. Şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir yaralanma, can kaybının bulunmadığını öğrendik. Demin Sayın Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülü Aslan'la görüştüğümüzde şu an için herhangi bir can kaybımızın olmadığını ancak çok ciddi maddi hasarın var olduğunu bildirdi kendisi. 5 dakika kadar önce de Balıkesir Valiliği'nin yayınladığı bültende AFAD, Ayvalık Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarına ilçede başlandığını bildirdiler. Şimdi hasar tespit çalışmaları ve işin maddi kayıp kısmı hakikaten çok önemli. Tam korona pandemi, işte birazcık işler düzelir mi derken turizmci, hani o tekne sahiplerinin yaptıkları, turistleri gezdiriyorlardı. Hani görüntüler çok 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 üzücü. İşin maddi boyutu başka, bir de işte çatılar da uçtu vesaire. Suat Salgın bunları söyleyince hani yaralı, onların durumu var mı yok mu, ya da bir uyarı yapıldı mı yerel yöneticilerden, bundan sonra da hani bekleniyor mu devamı? Şöyle, meteorolojiye göre saat 12 civarında fırtınanın biraz daha şiddetini arttırarak etkili olmasından bahsediliyor. Dolayısıyla da öğleden sonra da bu fırtınanın etkin olabileceğinden bahsediliyor. Şu an için bekliyoruz, göreceğiz. İnşallah daha kötüsü olmaz. Şu anda tabii ekipler sahalarda ve gereken tedbiri almaya çalışıyorlar ama malum bu bir afat. O yüzden de ne kadar tedbir alırsanız alın, sonuç itibariyle çözüm bulunur mu? Olası AFAD'a karşı ne kadar önlem alınabilir onu da bilmiyoruz ama bekleyip göreceğiz şu an için. Peki, çok çok geçmiş olsun Suat Salgın. Teşekkürler. İHA muhabiri bize bölgedeki son durumu anlattı. Az önce söylemiştim, belki resmi bilgilere ulaşmak bundan sonraki süreci daha iyi anlayabilmemiz için önemli olacak diye. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin an itibariyle yayınımıza katılıyor. Sayın Ergin, geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah beterinden korusun yine de. Dileriz öyle olur, amin. Şimdi ne oldu, nasıl başladı, şimdi durum nedir? Siz bize bir bilgileri verin, sonra eksik kalan bir şey olursa sormak istedim. Sabah saatlerinde 6.30 civarında bir fırtınayla birlikte özellikle Ayvalık merkezdeki gezi tekneleri başta olmak üzere o sahile bağlı, rıhtıma bağlı olan gezi tekneleri büyük hasar gördü. Birçoğu batmış durumda. Tam da sezon öncesi hazırlıklarını yapmış. Bu pandemiyle beraber yaşadığımız sıkıntılara rağmen turizm sezonunu bekleyen esnafımıza, denizcilerimize büyük bir hasar olmuş oldu. Üzüntülüyüz. Cunda tarafında bir 8 tekne, balıkçı, küçük balıkçı teknesi batmış vaziyette. Onun dışında en büyük hasarı Ayvalık merkezdeki gezi tekneleri başta olmak üzere balıkçı teknelerimizle yaşıyoruz. Altınova tarafında Kumada'ya giden bir köprümüz yıkıldı. Onun dışında şehir içerisinde ağaç devrilmeleri vesaire ufak tefek şeyler var. Bunlar telafi edilecek şeylerdir. Ama Ayvalık'ta şu an olumsuz hava koşulları şu an halen devam ediyor. Tam bir hasar tespit yapmamız söz konusu değil. Müdahale de edemiyoruz şu an.
Bekliyoruz bir an önce şu hava biraz sakinleşsin. Daha net ortaya çıkacak bazı şeyler. Müdahale edemiyoruz şu an dediniz ya Sayın Ergin. Bunun yani sebebi hava koşulları. Müdahale edemiyoruz. Tabii hava koşulları. Artı bir de hani halen daha olumsuz hava koşulları devam ettiği için hiç değilse bazı teknelerin şu an batmasını engellemeye çalışıyoruz. İşte su alan tekneler var. Başta itfaiyede müdahale etmeye çalışıyor yazdan bunların batmasını engellemek için. Çünkü açığa da alamıyorlar. Açıkta hava da kötü. Bunlar bağlı olduğu sürece hava şartlarıyla, bu dalgayla, rüzgarla rıhtıma vura vura tabii ki doğal olarak büyük hasar görüyorlar ve batabiliyorlar. Şu an durum bu. Bekliyoruz. Evet, öğleden sonra konusunda meteorolojiden gelen bilgiyi paylaşmıştınız. Şu anda o bölgede yaşayan vatandaşa sizin bir uyarınız, tavsiyeniz olacak mı? Biz zaten bunu geçen daha dünden belirttik, hava şartlarının, olumsuz hava şartlarını belediyenin sosyal medya hesaplarından, internet hesaplarından da belirtmiştik. Öğlenden sonra da zaten şiddetli yağmur bekliyoruz. Durum bu. Peki şimdi sezon öncesi durum tabii çok üzücü, yani hasar tespitten sonra belki hani bu balıkçı teknelerinin sahipleriyle ilgili siz de bir araya da gelirsiniz ama şimdi toplamda kaç kişi nasıl etkilendi onu anlamaya çalışıyorum bir taraftan da izleyicilerimizle paylaşalım diye. Şimdi Cunda'da 8 tekne dediniz, Ayvalık'ta balıkçı tekneleri var. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bir 50 civarında teknemiz, bunun irili ufaklı. Teknemiz 50-60 civarında teknemizin şu an tam daha tespitlerimizi de yapamadık ama çünkü halen daha olumsuz hava koşulları devam ediyor. 50-60 civarında tekne büyük hasar görmüş durumda. Bunların bir kısmı büyük, bildiğiniz 300-400 kişilik, 500 kişilik tekneler de var. Bu gezi tekneleri de var. Evet. Tabii böyle baktığınız zaman ciddi anlamda bir maliyette baktığınız zaman ciddi anlamda bir zarar söz konusu şu an. Şimdi az önce şu bilgiyi de vermiştiniz ya, son olarak da Sayın Ergin bunu sorayım. Bir köprünün çöktüğünü söylediniz, bu önemli. O şey ama yani şöyle söyleyeyim, bir Kuma Altınova mahallemizde plaj kısmında bir kum adası, kumdan oluşmuş küçük bir adacık var. Oraya bağlantı köprüsü vardır. 80-100 metre uzunluğunda bir köprü var. O köprü fırtınadan dolayı işlemez vaziyete geldi. Onun yenilenmesi gerekiyor. Bir şey yok. Yani bir can kaybı vesaire yok. Bir yaşam alanının da olduğu bir alan değil. Sadece turistik amaçlı kullanılan bir ada kısmı vardı. Altınova'nın sahilinde bir 100 metre açıkta. Onun bir köprüsü hasar gördü. Kullanılmaz vaziyette. Onu ifade ettim. Evet, bu soruyu özellikle yaralı olanlar var mı diye sormuştum. Yok, o noktada şükür. Yok o dediniz. Yok, peki. Yok, yok. Peki. Yok, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çok teşekkürler. Sağ olun yayına katıldığınız için. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim size ve bölgede yaşayan herkese.